biliyoruz ki Kürdistan bir ulus olarak, Kürdistan halkını ise bir halk olarak, hep bir deyim yerindeyse sömürge kalan bir ulus ve bir halktır. O açıdan geçmişte çok büyük isyanlar gerçekleştirildi. Büyük ayaklamalar yapılmıştı. Yani özellikle Kürdistan halkı hiçbir zaman boyun eğmeyen bir halk olarak tarihinin sahnesinde yerini almıştı. En son isyan 1938 yılı Dersim'de gerçekleşti ve çok büyük bir katliama yine bastırıldı. O günden PKK'nın kuruluşuna kadar, yani 1938 ile 1978 yılları arasında Kürdistan'da büyük bir sessizlik söz konusuydu. Çünkü Türkiye Devleti Kürt halkının iradesini bir anlamda kırmıştı. Kıracak damarlarına kadar işleyen bir korku imparatorluğu yaratmıştı. Fakat buna karşı olarak da Kürt halkı daha çok kadın şahsında aslında kendi varlığını bir biçimde sürdürüyordu. İşte dilini, geleneklerini bir biçimde sürdürüyordu. Ancak halk olarak, ulus olarak tamamen mezara gömülmüştü. 1970'lere gelindiğinde Ulusal Kurtuluş Hareketleri'nin boy vermesi, 1968 yılında Uluslararası Gençlik Hareketi'nin aktif mücadelesi, yine Türkiye'de gelişen sosyal devrim mücadelesi, Türkiye'de gelişen ulusal kurtuluş ve demokratik mücadelesi, o dönemde Ankara'da bulunan bir grup gencin ve bu gencin içerisinde yer alan Başkan Apo'nun öncülüğünde Kürdistan'ın mutlaka kurtarılması gerektiğini, Kürt halkının da özgürlüğe kavuşması gerektiğine ilişkin olarak ilk kez değişik derneklerde, değişik zeminlerde ifade ettiğini biliyoruz. Halbuki o dönemde bir uyanış söz konusu iken, yani Türkiye'de söz konusu iken bu bir uyanış, Vietnam öncülüğünde gelişen uluslararası düzeyde Ulusal Kurtuluş Hareketi söz konusu iken, yine 68 gençliğinin geliştirdiği mücadele, aktif mücadele söz konusu iken, Türkiye'de o dönemde Kürdistan'da hala sessizlik devam ediyordu. Ancak dediğim gibi Başkan Apo'nun öncülüğünde oluşan grup yeni yeni işte araştırmaya, incelemeye, yine Vietnam'dan 68 Gençlik Hareketi'nde ve Türkiye'deki devrimci hareketlerinde etkilenerek Kürdistan'ın sömürge olduğunu ve bu sömürge Kürdistan'ın da mutlaka kurtarılması gerektiğini söylemiş. Bu konuda özel ve özgün bir örgütlemeye girilmesi gerektiğini de belirtmişti. Fakat şunun altını çizmem gerekiyor. Bu bilince ulaşmış olmasına rağmen Başkan Apo, Türkiye'deki sol hareketle, Türkiye'deki demokrasi mücadelesi içerisinde yer alan kesimlerle birlikte örgütlenmenin yapılmasının daha doğru olacağını, Kürt halkı ve Türkiye halkı birlikte mücadelenin sonucu kurtuluşa ulaşabileceğini belirtmiş olmasına rağmen ne yazık ki daha sonraki süreçte Türkiye'de sosyal şövenizmin çok güçlü olması, inkarcılığın çok derin olmuş olması, Kürt halkı ile Türkiye halkının öncü konumda olan evlatlarının, derimcilerinin tek çatı altında bir parti biçiminde, bir cephe biçiminde kendilerini ifade etmelerinin mümkün olmadığı görüldü. Ve ondan sonraki süreçlerde, yani işte 73'lere gelindiğinde artık Başkan Apo sonuca ulaşmıştır. Kürdistan sömürgedir. Kürt halkının mutlaka kurtulması gerekiyor. Bunun için de mücadele edilmesi gerektiğini söylemiştir. Bu bağlamda da 1973 yılında 21 Mart Nevrozu'nda Ankara'da Çubuk Barajı denilen yerde bir grup arkadaşıyla birlikte bir araya geliyor. İşte orada artık Kürdistan'ın statüsünün mutlaka değiştirilmesi gerektiğini, Türkiye Devleti'ne karşı ya da sömürgeci devlete karşı mücadele etmesi gerektiğini söylüyor.
ve bunun içinde ayrı bir örgütlenmeye ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Bu ayrı örgütlenmenin ihtiyacı ise örgütlü bir oluşuma dönük mutlaka bazı araçların geliştirilmesi gerektiğini de belirtiyor. O dönemde işte kendi grubunu, yani 1973 yılında Çubuk Barajı'nda kendi grubunu böylece oluşturmuş oluyor. PKK'nın ilk ortaya çıkış süreci bu döneme denk geliyor. Tabii bu birinci dönem biliyoruz ki ideolojik mücadele dönemidir. Araştırma, inceleme, teorik tezlerin oluşturulması süreci olarak değerlendiriyor. PKK'nın ortaya çıkışı elbette ki tarihi bir süreci ifade ediyor. Kürdistan'da herhangi bir partinin kuruluşunu ifade etmiyor. Partide herhangi bir örgütün ilanıyla ilgili de aslında fazla bir şey ifade etmiyor. PKK tamamen özgün ve özel bir örgüt olarak ortaya çıkıyor. İdeolojik yapılanması tamamen farklı. Politik gelişim süreci çok daha farklı. Örgütsel ve stratejik kurtuluş düşüncesi ve pratiği çok daha farklı bir biçimde ortaya çıkıyor. Yani daha önceki süreçlerde Kürdistan'ı örgütler, partiler, kurumlar, dernekler olmasına rağmen ve Kürdistan statüsünde herhangi bir değişiklik olmamasına karşın PKK'nın ortaya çıkışı, PKK'nın kendisini ifade etmesi Kürdistan halkı açısından yeni bir doğuşu ifade ediyor. Aslında birinci doğuş diyebileceğimiz bir süreci ifade ediyor. 1973'ten sonra ideolojik mücadele dönemi Kürdistan halkı açısından birinci doğuş olarak ele almak doğru olacaktır. Niye böyledir? Çünkü PKK'nın hem stratejisi, hem taktiği, hem ideolojik yapısı, hem argümanı, hem de kurtuluş çizgisi diğer örgütlerden tamamen farklıdır. Yani. Başkan şunu söylüyordu, PKK her bir PKK'lı bir havari gibi olmak zorundadır. Havari olunmadan Kürdistan'da mücadele yürütmek mümkün değildir. Havari olunmadan PKK'yı geliştirmek, büyütmek, onu bir kurtuluş umudunu haline getirmek mümkün değildir. Kendisinin Kürt özgürlük mücadelesine adanması demektir. Şimdi bu neyi ifade ediyor? Bu daha önceki süreçlerde kendilerini işte ulusal kurtuluş mücadelesinin elemanı olarak, ferdi olarak, öncüsü olarak herkese karşı yeni bir kişiliğin ifadesi anlamına geliyor. Yeni bir yaşam tarzı temsil eden öncü konumda olan insanlar anlamına geliyordu. Gerçekten de eğer o dönemde Başkan Apo'nun bu bağlamda bir çözümlemesi olmamış olsaydı, bu kavram üzerinde PKK'lilik nedir? Bir PKK'li nasıl yaşamalı, nasıl düşünmeli, nasıl konuşmalı, nasıl örgüt kurmalı, nasıl halklaşmalı gibi konularda belirlemeleri, çözümlemeleri, analizleri olmamış olsaydı, Kürdistan'da mücadelenin gelişmesi, büyümesi mümkün olmayacaktı. PKK'den diğer örgütler gibi olacaktı. Ya Başkan Apo şunu söyledi, doğru. PKK sonu gelmemiş, sonu gelmeyen hatta bir romandır da diyebiliriz. Bu önemli bir belirlemedir. Bu sadece bir kavram değil. Bu hem ideolojiktir, hem düşünseldir, hem ruhsaldır, hem kültüreldir aslında. Ve hem de PKK'nın özününü ifade eden bir belirlemedir. PKK özgün ve özel olması itibariyle mücadele perspektifi, mücadele stratejisi belli bir döneme takabül eden bir strateji ve mücadele tarzına sahip değildir. PKK olduğu andan itibaren devrim partisi olma anlamda kendisini inşa etmiştir. Dolayısıyla onun
yani devrim yaptım, işim bitti, devrim yaptım, partinin artık bir anlamı yoktur bağlamında bir yaklaşım olamaz. PKK açısından devrim sınırsız ve sonsuzdur. Bugünden başlar ama sonu olmayan bir sürece damgasını vurduktan sonra başka bir süreç başlar. PKK'nın politikası ahlaki politik bir toplumun inşası ise eğer, o zaman o toplumun ihtiyaçları, toplumun işte ideolojisi, toplumun siyaseti, toplumun örgütsel ve ruhsal yapısı ne de sınırsız ve sonsuzdur. İşte PKK bu anlamda sadece belli dönemlerde damgasını vuran bir örgüt ya da bir parti değil. Şunu da hatta diyebilirim, insanlık var oldukça, Kürtler var oldukça, Kürt toplumu var oldukça, ahlaki politik toplum var oldukça PKK'nın mücadelesi de bu anlamdaki toplum içerisindeki duruşu da devam edecektir. İşte PKK sonu gelmemiş ve sonu gelmeyen bir roban olarak ele almak, değerlendirmek doğru bir belirlemedir. PKK aslında bir sonuçtur yani. Mevcut toplumun bir sonucudur. Kürt halkının sömürge oluşunun bir sonucudur. Kürt halkının işgal altında olmasının bir sonucudur. Kürt halkının dört parçaya bölünmüş olmasının bir sonucudur. Yani PKK Kürtlerden önce yoktu. Onun için yani PKK mevcut Kürt sorunun nedeni değil. Onun sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ama PKK Kürt halkının sonucu olarak ortaya çıkması öyle pasif, sıradan basit bir çıkış değildir. Yani. Çok daha aktif, çok daha radikal, Kürt toplumuna, Kürt halkına damgasını vurmuş, onun için bir irade haline gelmiş, bir otorite haline gelmiş, bir parti, bir oluşum, ideolojik bir oluşumdur, politik bir oluşumdur, askeri bir oluşumdur, ruhsal bir oluşumdur, kültürel ve sanatsal bir oluşumdur aslında. Yani PKK dediğimiz zaman Kürt halkının bir sonucu ama aynı zamanda onun bir ruhu haline gelmiştir. Kürtler gözlerini PKK ile açmıştır aslında. PKK ile ideolojikleşmişlerdir. PKK ile politik bir ulus haline gelmiştir. PKK sayesinde kendisini örgütlü bir güce dönüşmüştür. İrade bir güce dönüştürmüştür. O nedenle soru eğer şuysa, yani Kürt sorunu ya da Kürt halkının kendisi ya da mevcut savaşın kendisi PKK bir neden mi ya da sonuç mu diye sorunuyorsa, elbette ki işin özeti şudur. PKK bütün bunların bir sonucudur. Ama mevcut durumda PKK artık Kürt halkı açısından bir özne haline gelmiştir. Yani. PKK tabii ki genç bir parti olarak, genç bir hareket olarak ortaya çıktığı andan itibaren aslında hedef tahtasına oturtulmuştur. Hem Türkiye devleti açısından, hem uluslararası güçler açısından, hem de işte yerel düzeyde bazı feodal, derebey kesimler açısından. Tabii ki bunlar her birisi PKK'ya yaklaşırken daha göreceli yaklaştığını da biliyoruz. Örneğin o dönemde uluslararası güçlerin PKK'ya yaklaşması daha çok izlenim düzeyindedir. Yani belki bir bütün olarak bu grubu tanımıyor. Kürdistan derimcileri ya da işte APO'cu grubu belki bir bütün olarak bilmiyor, tanımıyor, incelememiş ama sonuçta hissedebiliyor Türkiye devleti. Riskleri taşıyan bir grup olduğunu anlayabiliyor. Bu neden daha ilk çıkışında tasfiye edilmesi gerektiğini sonucuna ulaşıyor. Tasfiye edebilmesi için de bizzat kendisi değil, değişik kesimlerle kendisinin oluşturmuş olduğu işte diyelim ki bir ajan grup vasıtasıyla yine yerelden özellikle varlığını sürdüren Türkiye Devleti'nin aslında temsilci konumunda olan feodalların, ağaların, derebeylerin özellikle aracılığıyla PKK'nın gelişim sürecini engelleyen bir taktik geliştirmiştir. İşte örneğin 1977 18 Mayıs'ta Antep'te
hakikaten arkadaşı kat ediyorlar. Yine 1978'de Halil Çavuk'un arkadaşı kat ediliyor. Hakkı arkadaşı kat edilen Stepyasor denilen bir grup tarafından kat ediliyor. Ve Stepyasor'un bütün elemanları hemen hemen ajandırlar yani. MİT'ler yani. Türkiye tarafından yönlendiriliyor. Hakkı'nın öldürülmesi durumunda, kat edilmesi durumunda grubun dağılabilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor ve Hakkı arkadaşı şey ediyor. Hakkı'nın tabii şehadette üzgün bir durumdur yani. Başkan Apo'nu, Apo'ya en yakın bir isim, bütün konularda yardımcı olan bir isim, daha da önemlisi Kürt olmayan bir isim. Yani Karadenizli bir arkadaş, Karadeniz'i bırakıp, okulunu bırakıp, evini, ailesini bırakıp Kürdistan'da Başkan Apo ile birlikte Apo'cu grup içerisinde yer alarak, Kürdistan devrimciler içinde yer alarak Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nde aktif düzeyde yer alıyor. Öncü konumda yer alıyor. Bunu da ifade ediyor. Yani Kürt halkıyla Türkiye halkının kardeşliğine dönük aslında bir saldırı, bir katliam yaklaşımı olarak da ele almak mümkün oluyor. İkinci cinayet ya da katliam işte kimin tarafından gerçekleştiriyor? İşte Hilvan'da Süleyman'ın aşireti tarafından gerçekleştiriyor. Süleyman aşiretinin önemli bir bölümü Derebey konumundadır yani. Devlete tamamen bağlı. Orada gelişebilecek herhangi bir demokratik mücadele, özgürlük mücadelesi engelleyen bir grup olarak ele almak, değerlendirmek mümkün ve zaten bu pratikte de ortaya çıkmıştır. Bir gün sonra işte Halil Çavuk'un arkadaş hakikaten arkadaşın afişini asarken bu grup tarafından katlediliyor. Yani mücadele gelişirken PKK giderek olgunlaşırken işte ideolojik döneminde teorik araştırma sürecinde Hakkı arkadaş katlediliyor. Tam işte o politik sürece giriş yaparken ya da o dönemdeyken bu sefer Halil arkadaş katlediliyor. Yani PKK giderek gelişiyor. Belli bir noktaya ulaşıyor. Öğrenci gençlik içerisinde otoriter bir güç haline geliyor. İdeolojik olarak, teorik olarak araştıran, tartıştıran, sorgulayan, hasap sorma noktasında iddialı olan bir hareket çöküp gelişiyor aslında okullarda. Antep'te, Anas'ta, Urfa'da işte daha çok öğrenci gençliğin yoğun olduğu yerlerde çöküp gelişiyor, büyüyor yani bu konuda. Türkiye devleti ne yapıyor bunu? Önünü kesmek istiyor. Önünü kesebilmesi için de işte öncü konumda olan iki arkadaşı katlediyor. O arada tabii gelişirken bu mücadele 12 Eylül darbesi gerçekleşiyor. Yani 12 Eylül darbesine geldiğimizde PKK kendisini gerçekten de Kürdistan'da otoriter bir güç haline getirmiştir. Kabul görülen, saygılı konumunu sürdüren, işçilerin, emekçilerin, öğrencilerin, birçok toplumun saygıyla karşıladığı PKK hareketini ne sempati duymaya başlıyor. Şimdi bir de Halil Çavuk'un arkadaşa dönük yapılan o katliam sonrası da Süleyman aşiretine karşı sürdürülen silahlı mücadele artık PKK'yı tamamen feodalizme karşı, yerel gericiliğe karşı, sömürgeciliğe karşı baş kaldıran, kafa tutan, kendisini irade ve otorite haline getiren bir parti konumuna geliyor. Gelince bu sefer Türkiye Devleti artık işte oluşturmuş olduğu bir grup ajanla onu engelleyemeyeceğini, işte bir bölgedeki feodal derebeyi harekete geçirerek onun önünü kesemeyeceğini anlayınca bir sefer darbe yapıyor. İşte ondan önce Siverek'teki mücadele olduğunu biliyoruz. Celal Bucak aşiretine karşı artık PKK
bir güç olunca, yere düzede bir iki grubun PKK'ya saldırarak onu engellemeyeceğini anlayınca bize devletin kendisi müdahale etmeye başladı. 12 Eylül darbesinin gelmesinin nedenlerden birisi de PKK'nın bir otorite güç haline gelmiş olmasıdır. Türkiye halkının üzerine saygınlığının giderek derinleştirilmiş olmasıdır yani. Bunu Kenan Evren kendisi de söylüyor. Diyor ben baktım ki, araştırdım ki, inceledim ki, hatta diyor ki ben Güneydoğu Anadolu bölgesine gittim, devletin otoritesi kalmamıştı. Devletin saygınlığı kalmamıştı. İşte PKK daha çok ön plana çıkılmıştır. PKK'nın saygınlığı giderek derinleşmiştir. Otorite haline gelmiştir. Biz geldik diyor bunu değerlendirmesini yaptık. Mutlak anlamda bir askeri darbeye ihtiyaç olduğunu sonuca ulaştık ve darbeyi bunun için yaptık diyor. Darbe biliyoruz yani bir nedeni eğer PKK ise o zaman PKK'nın tasfiye edilmesinin hedeflenmesi gerekiyor. O dönemde PKK kendini geri çekerken, yani taktik olarak geri çekilme süreci yaşarken cezaevine bu sefer yönelmeye başladı. Yani Junta'nın, askeri darbenin esas hedefi bu sefer cezaevlerine yönelme oldu. Cezaevinde bulunan PKK'nın öncü kadroları teslim alma. Onu hedefleyerek işkenceyle, baskıyla, zulümle işte mahkemelerde pişman ettirmek. Mazlum arkadaşın, Kemal Pir arkadaşın, Hayri Durmuş arkadaşın, yine işte birçok belgede yönetici konumda olan arkadaşın Diyarbakır cezaevinde bir araya getirilmiş olmasının nedeni de bunun içinde aslında. Yani PKK'yı cezaevinde bitirmek, PKK'yı cezaevinde boğmak. PKK'yı ama nasıl boğacak? Özellikle öncü kadroların vasıtasıyla boğmak istedi. Mesela kendini ölümüne ferman çıkaracak. Ben ölüme, şehadete varım diyecek ve Junta'nın önünde Junta'ya daha doğrusu kafa tutacak, dik duracak, ölümden korkmayacak. Ondan sonraki süreçte de PKK ancak kurulmuş olacaktı ve öyle de yaptı. İşte mazlum arkadaşın eylemi, Kemal Pir'in eylemi, Hayri Durmuş arkadaşın eylemi, bu fedai ruhun, fedai eylemin orada anlam bulmuş olmasından kaynaklanan bir PKK gerçekliğinden bahsetmek mümkündür. Bu süreçte PKK'nin kendisini sadece kuruyamadı yani. Sadece kendisini ifade etmedi yani. Bir ulusu yeniden yarattı aslında. Bir halkı yeniden yarattı. Onun kültürünü, onun sanatını, onun duruşunu, onun ruhsal yapısını, onun ideolojik yapısını yeniden inşa etti. PKK olmadan önce Kürt halkı diye bir halk aslında belki şekilsel olarak vardı ama normalde yoktu yani. Mezara gömülmüştü. Ruhu tamamen başkasına aitti artık. Düşüncesi tamamen artık başkasına aitti yani. Yapmış olduğu pratik işler artık başkasına aitti yani. Yani bir Kürt ulusu zaten dememiz mümkün değildi. Kürt halkı demek de artık mümkün değildi. Çünkü tamamen neredeyse gömülmüş, mezarın altında konmuş. İşte adı Kürt'tür ama kendisi açısından, kendisi için yapacak tek bir şey yoktu. O nedenle PKK'nın ortaya çıkışından bugüne kadar PKK neyi yarattı sorusuna vereceğimiz cevap şu. PKK Kürt halkını yeniden yarattı. PKK Kürt ulusunu yeniden inşa etti. PKK onurlu bir halkı ve onurlu bir ulusu yeniden gün ışığına çıkarttı. Eskide Orta Doğu'ya yönelen bütün güçler işte Kürtler vardır, Kürtler engel olur, Kürtler acaba niye, ne der diye bir kaygı taşımazdı yani. Ama şimdi Orta Doğu'ya yönelmek isteyen, Orta Doğu'ya yürümek isteyen bir güç şunu soracak. Peki ki acaba ne düşünüyor? PKK'nın askeri gücü acaba ne yapacak? PKK bu konuda acaba nasıl davranacak?
onun taktiği ve stratejisi ne olacak? Kürt halkı kimin yanına yer alacak? Ya da bizimle birlikte ne kadar yol alacak? Bu soruları kendisine sormak zorundadır. Kendine bu soru sorduğuna göre o zaman PKK Orta Doğu'da bir ulusu yaratmıştır, bir halkı yeniden inşa etmiştir, bir iradeyi açığa çıkarmıştır. Kültürel ve sosyal, ruhsal ve düşünsel bir ulusun inşasını, bir halkın yaratılışını ifade eden PKK olduğunu tartışmasız bir biçimde ifade etmek mümkündür. PKK niye yenilmedi? Yenilmemesinin nedeni PKK'nin kendisidir aslında. Yani onun ideolojisidir. Onun taktiğidir, onun stratejisidir, onun politikasıdır. Başkan Akın şunu dedi aslında. Onun tarihsel bilincidir aslında. Dedi ki, işte Türkiye'de üç temel grup vardı dedi. Tahako tasfiye edildi. Deniz Gezmiş'in idam edilmesiyle birlikte. TİKO, İbrahim Kaypakhan'ın katledilmesiyle birlikte tasfiye edildi. Taşkapece, yani Mahir Çayan'ın katledilmesiyle birlikte bitti yani. Bu üç temel örgüt, Türkiye'de devrim yapacak bu üç temel örgüt liderlerinin tasfiyesiyle birlikte onlar da ortada kaldı. Demek ki o zaman ne yapmak gerekiyor? Öyle bir örgüt kuracaksın ki bu Türkiye devleti ne kadar çalışırsa çalışsın, ne kadar yönelirse yönelsin, ne kadar kirli oyunlarla taktik yaparsa yapsın, kırılmaması, bitmemesi, tasfiye olmaması gereken bir örgüt olmalı. Mesela şunu diyor, ben diyor yakalandım, işte 6 ay cezaevinde kaldım, hep bunu düşündüm. Yani bunlar tasfiye olur ha. Peki ben de bir örgüt kurduğumda aynı şey başıma gelirse o da tasfiye olur. O zaman şunu yapmalıyım, tasfiye olamayacak bir örgüt kurmalıyım. Bu ne üzerine kurulmalı? Temel ilkeler üzerine kurulmalıdır mesela diyor. Bir diyor, sağlam bir ideolojisi olması gerekir. Bu ideoloji sağdan sola getirilen ve ekletik biçimde ifade edilen bir ideoloji olmayacak. Yani uluslararası devrimci hareketlerden etkilenecek ama onların ta kendisi olmayacak. Örneğin Rusya, Çin, Arnavutluk ve benzeri gibi ülkelerde inşa edilen ideolojilerin taklidini yapmamış olacak. Bunlardan etkilenirim ama Kürdistan halkına ve Kürt ulusuna özgün bir ideoloji yaratmalıyım diyor. Birincisi bu. Bunu yarattığımda ve bu Kürt halkının ruhu olacak yani. Kürt halkının karanlıkta olan Kürt halkının önünü bir ışık gibi aydınlatmış olacaktır bu ideoloji. Kim gelirse gelsin bu ideoloji bitmeyecek. Çünkü artık onun ulusal bir ideoloji haline gelmiştir. İkincisi politik bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu söylemiştir. Politikada halkın güncel ihtiyaçlarını halkın orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarını yaşamlaştırabilecek bir politik stratejinin olması gerektiğini söylemiştir. Yine Rusya'dan, Çin'den, Arnavut'tan alıp getirip burada bir siyasetin inşa edilmesi değildir diyor. Yine onlardan bir biçimde etkileme olur ama bu politika kötü insan halkının, kötü halkının kendisi olacaktır. Bunu da ifade ediyor. Üçüncüsü, öyle bir örgütsel yapı ortaya çıkarmalıyım ki, öyle bir kadro yapısını ortaya çıkarmalıyım ki, dünya da bir araya gelse bu örgütü dağıtamaz. Dağıtmaz. Ya da dağıtabilecek gücü kendisini bulamaz. Öyle bir kadro oluşturabilmeliyim ki, bu kadroların sabahtan akşama kadar Kürt halkını düşünecek, Kürt ulusunu düşünecek, Kürt toplumunu düşünecek, PKK'yı düşünecek. Yani kendisini düşünmeyecek, bireycilerini düşünmeyecek, ailesini düşünmeyecek. Tek başına ferdi olarak bir yaşamı inşa etme konusunda herhangi bir düşüncesi olmayacak. Tamamen kendisini devirme
endekslendirilmiş, halkına endekslendirilmiş, özgürlük bilinci kendi ruhunda bir yaşam biçimine dönüşmüş bir kadronun inşa edilmesi gerekiyor. Ardından da diğer temel ilkeleri inşa edilirse o zaman PKK diye bir hareket hiçbir zaman yenilmemiş olacaktır. İşte PKK'nın yenilmemesinin temel nedenleri bunlardır. Bu temel ilkelerdir diyebilirim. Sadece günceli düşünen ve güncele göre hareket eden bir hareket değildir yani. Tamamen planlaması üç aşamada sürekli ele alan, işte güncel, işte orta ve uzun vadeli, buna göre dostlarını belirleyen, düşmanlarını belirleyen, buna göre kendi örgütünü organizasyonu yapan, kadrosunu buna göre düzenleyen, eğitimini, siyasetini, diplomasini buna uygun olarak şekillendiren bir harekettir tabii. PKK sadece bir boyuttan ulaşmıyor. İdeolojik, siyasal, düşünsel ve aynı zamanda da zoru da kendi içerisinde ifade eden bir sistemin de kendisidir aslında. Adı parti gibi görünür ama esas olarak bir sistemi de ifade ediyor. Kurulan bu sistem aslında PKK'nin ideolojisini de, PKK'nin düşüncesini de, PKK'nin politikasını da, onun yaşam tarzını da ifade eden bir sistemden bahsetmek mümkündür. Tabii yani sonuçta Rojava devrimi bundan etkilendi, şu Orta Doğu işte bu PKK'den etkilendi, dünya PKK'den etkilendi. Özellikle Başkan Afon'un esir alınmasından sonraki süreçlerde yeni paradigmanın ortaya çıkışıyla bağlantılı olarak gündeme gelen, yeniden yapılandırmayı düşünen ve buna uygun olarak stratejisini yeniden inşa eden bir hareketten tabii biz bahsediyoruz. Rojava devrimi PKK'nin gelişim sürecinin kesintisiz bir biçimde süren bir hareketin sonucu olduğunu biz çok rahat görebiliyoruz yani. Uluslararası düzeyinde gerçekleştirilen komplonun neticesinde ve onun sonrasında devam eden bir stratejinin sonuçlarıdır aslında Rojava devriminin kendisi. Örneğin komplo yapılırken ne denildi? Dedi ki biz Başkan Afon'u yakalayacağız, tutsak edeceğiz, işte esir edeceğiz. Ondan sonra PKK'ya bitmiş olacak. PKK'nin sonu gelmiş olacak. Fakat ne oldu? Öyle olmadı yani. Onların düşündüğü gibi olmadı. Onlar her şeyi düşünebilirler. Onlar her türlü komployu da düşünebilirler. Fakat o düşündükleriyle, komplolarıyla bunu yaşamlaştırmaları acaba mümkün müdür yani? Mümkün olmadı da Başkan Afon kendi yeni paradigmasıyla yeniden kanıtladı. Mahkemedeki duruşu, mahkemedeki ifadesi, mahkemede özellikle geliştirmiş olduğu, daha doğrusu önce de geliştirmiş olduğu stratejinin mahkemede yeni bir paradigmaya, İmralı'da yeni bir paradigmaya dönüştürülmesi, bunun bir sonucu olarak ele almak, değerlendirmek gerekir. O açıdan bugün dünya PKK'den etkileniyor. Özellikle rahat sosyalizmin yıkılmasından sonra sosyalist devrimlerde uluslararası devrimci hareketler bünyesinde büyük bir boşluk ortaya çıktı. İşte eskiden Marksizm, Leninizm diye ifade edilen görüş, teorik argüman, işte devrim ideolojisi, yani evrensel devrim ideolojisi yıkıldı. Çok büyük eksik ve yetmezliklerle birlikte tasfiye oldu. Ondan sonra bunun yerine ne doldurdu? Daha doğrusu başkana bu. Yeni paradigmayla dünya devrimci hareketlerinin önünde yeni bir ideoloji serdi yani. Dünya devrimci hareketlerinin önüne yeni bir devrim stratejisini serdi. Dünya devrimci hareketlerine yeni bir sistemin inşa edilmesi gerektiğine dönük yeni argümanlar, yeni tezler sundu.
Dolayısıyla o boşluk, o boşluk Başkan Apo tarafından dolduruldu. Eskiden işte o yaşanan, o 90'lı yıllarda yaşanan o umutsuzluk bugün Başkan Apo'nun tezleriyle, Başkan Apo'nun argümanlarıyla, onun paradigmasıyla bugün aslında uluslararası devrimci hareket tarafından tartışılıyor, konuşuluyor. Kendi ülkelerinde bunu nasıl uyarlayacağına dair tartışmalar yürütülüyor, partiler kuruluyor. Rojava devrimi bunun bir odağı olarak aslında ortaya çıktı. Rojava'daki özel yönetimin genel yaklaşımını biz biliyoruz yani. Her gün çağrı yapıyor, açıklamalar yapıyor. Ne diyor? Biz diyor ki Başkan Apo'nun ideolojisine etkilendik. PKK'nin diyor ideolojisinden biz etkilendik diyor. Ve PKK ideolojisi, PKK'nin görüşü, Başkan Apo'nun yeni paradigması yeni devrimleri inşa ediyor. Bugün Rojava yarın Orta Doğu'nun başka bir yeri olarak. İran olacak işte. Rojava, Kürdistan. Değil mi? Bugün işte Jinjiyan Azadi Solan'ın eşliğinde sadece İran'da değil, sadece Orta Doğu'da değil, bütün dünyada bu slogan eşliğinde insanlar yürüyor, derim sloganları atıyor ve isyan ediyor. Kimin önceliğinde? Öncülüğünde? Kadın öncülüğünde. Bu ara tabii kadın gerçekliği de ifade etmek gerekiyor PKK. Yani bunu Başkan Apo kendisi zaten savunmalardan söylüyor. Jinjiyan Azadi diyor. Ve Jinjiyan Azadi kadını ifade ediyor. Kadının özgürlüğünü ifade ediyor. Ben biraz önce şunu söyledim ve bunun altını çizmek istiyorum. Eskiden işte Marksizm, Leninizm diye bir teori vardı ve o teori belli bir döneme damgasını vurmuştu. O dönemin ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu. İşte 1917 Ekim devrimi diyelim ki o temelde gerçekleştirildi, Vietnam devrimi gerçekleştirildi, uluslararası düzeyde bazı devrimler gerçekleştirildi, bütün onlarda etkilemelerdi. O gün koşullar açısından eksikleri olsa da doğru bir ideolojik yapılanmaydı. En azından sosyalizmi de ifade eden ezilenlerin düşüncesi, ezilenlerin ideolojisi olarak ifade eden Marksizm-Leninizm 17 Ekim devrimde çok yüksek düzeyde bir anlam buldu. Fakat işte real sosyalizmin yıkılmasıyla birlikte bu ideolojinin yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç olduğu sonucu ortaya çıktı. İşte bu Başkan Apo'nun görüşleridir. Başkan Apo'nun paradigmasıdır. Yani günümüzün aslında büyük Marksisti Apoist'tir. Yani Apoist hareket olarak ele alınırsa, Apoist düşünce, Apoist ideoloji, paradigma olarak ele alınırsa, değerlendirirse ve bütün uluslararası devrimci güçler bunu kendisi için bir ideolojik argüman olarak kullanırsa devrimler bu sefer bu temelde ortaya çıkacaktır. Bu temelde şekil bulunacaktır. Örneğin biz kadın devriminden bahsediyoruz değil mi? Kadın devriminin en başta PKK'nin sloganıdır. PKK'nin argümanıdır. Başkan Apo'nun sloganı ve onun argümanıdır. Kadının bir güç haline getirilmeden, onun için bir ideoloji oluşturulmadan, onun için onu bir politik güç haline getirmeden, onu kendi zorunu kullanabilecek bir organizasyona kavuşturmadan devrimler olmaz, mümkün değildir. Boşuna uğramış olursunuz. Belki bir iktidarı ele geçirebilirsiniz, bir devleti yıkabilirsiniz ama onun yerine bir başka iktidar gelir, onun yerine bir başka devrim gelir. Dolayısıyla yine erkek egemen sistem kurulmuş olur. 5000 yıl boyunca sürdürülen egemen erkek anlayışı yıkılmadan kadın bu yıkıkın içinde kendisini özgürce ifade etmeden devrimleri yapmak mümkün değildir. Roja devrimi bunun en somut ifadesidir. İşte Jinjiyan Azadi Sorvan'ın eşliğinde bugün dünyada yürüyen kadın bunun en somut örneğidir, en somut ifadesidir.